1993'ün Aralık ayında Yeniden Günaydın gazetesi, Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın bir röportajını yayınlamıştı. Bu söyleşide Erbakan, "Bugüne kadar Türkiye'de bize karşı olan yapılar, şimdi bizi iktidara getirmeye çalışıyor, ben buna çok şaşırıyorum," demişti. 1990'larda siyasal İslam karşıtlığıyla bilinen o yapıların aniden siyasal İslam'ı desteklemelerini şaşırtıcı bulanlar, bugün de kimilerince anayasadan Türklüğün çıkarılmak istenmesine şaşırıyor veya kızıyor. Ama önce olayı doğru tahlil edebilmek için dünü iyi bilmek gerek. Çünkü hepsi bir planın parçası. O halde tarihi şimdi biraz geriye saralım. Soğuk Savaş 1989'da bitmiş, emperyalizm Türkiye'ye yeni bir rol biçmişti. Bu rol 6 Şubat 1990'da bizzat CIA şefi Graham Fuller aracılığıyla açıkça ifade ediliyordu. Laik cumhuriyete, tek hukuklu, tek odaklı ulus devlete karşı çok hukuklu, federatif bir Türkiye'yi istediklerini belirtiyordu. Kürtçüler de başarıya ulaşmak istiyorlarsa İslamcı bir dil kullansınlar diyordu CIA şefi. Gerçekten de birkaç yıl içinde bu tavsiye gerek bölücü terör örgütünce gerekse İslamcı örgütlerce uygulanacaktı. Yine aynı yıl yani 1990'da yine Graham Fuller Türkiye'ye seslenmiş, "Kemalizmi bırakın, siyasal İslamcılığa yönelin, sizin yeni rolünüz Orta Doğu'da," demişti. FETÖ elebaşıyla da yakın temasta olan Fuller, Kemalizmin vaktinin geçtiğini, üniter devlet yapısından Türkiye'nin uzaklaşması gerektiğini söylüyordu. Fuller'e göre Türkiye artık Avrupa ile ilişkilerini kesmeli, ılımlı bir İslam biçimiyle Araplara ve İran'a örnek olmalıydı. Ve nihayet CIA şefi Paul Henze'in 21. yüzyılda Türkiye raporu ortaya çıktı. Henze, özetle bölgedeki emperyal planların başarıya ulaşması için Türkiye Atatürkçü üniter devlet yapısını terk etmeli, bu süreç başlamıştır, devletin alternatif örgütlenme biçimi olarak federalizmi açıkça tartışma olanağı doğmuştur, 2000'li yıllara gelindiğinde Türkiye'nin bütünlük ve siyasetle etnik köken arasındaki ilişkileri bugünkünden çok daha farklı olacaktır, diyordu. İşte bu kimisi gizli, kimisi açık CIA raporlarının üst üste yazıldığı 1990'lar, hatırlayacaksınız, suikast yıllarıydı. Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı ve Necip Hablemitoğlu gibi Atatürkçü, Türkiye'nin üniter devlet yapısından taviz vermeyen ve topluma da bu yönde ışık tutan aydınlarımız tek tek öldürüldü. 2000'lerde ise daha etkili bir yöntem bulundu. Ergenekon ve balyoz kumpaslarıyla ulus devletimizi savunanlar, Atatürkçüler topluca Silivri cezaevine kapatıldı. Ve bugün geldiğimiz noktada tıpkı CIA şefi Henze'in söylediği gibi, raporunda yazdığı gibi, Türkiye kuruluş değerlerinden çok uzakta. MİT eski daire başkanı Mahir Kaynak, Haziran 1994'te verdiği bir demeçte şöyle demişti. ABD ve Rusya bizi sevdikleri için değil ama kendi çıkarları gereği Türkiye'yi büyüteceklerdir. Bu büyüyerek küçülmektir. Bu modele uymayanlar gizli ve kanlı eller tarafından teker teker toplanır. Kimse buna karşı güvenlik içinde değildir. Sizi aşan bir akıl çizdiği projeye uygun olarak tuğlaları üst üste dizmektedir. Bugün o tuğlalar artık önümüzü kapatan karanlık büyük bir duvara dönüştü. Bu duvarın arkasındaki toplum kör bırakıldı. Kılavuzları da öyle. Ve böyle bir atmosferde yeni bir anayasa yazılmak isteniyor. Ve bu anayasada kimileri ulus devlet yapısını ve Türklüğü hedef alıyor. Eğer olan bitene kör kalmamak istiyorsak, o duvarı aşabilen, o karanlık duvarın ötesini görebilen ve olan biteni belgeleriyle bize anlatabilen kılavuzlara ihtiyacımız var. Bu kısa videoda anlattıklarımı ve çok çok daha fazlasını, Türkiye'nin bu noktaya nasıl geldiğini ve kurucumuz Atatürk'e yönelik asılsız iddiaların kaynaklarını ve yanıtlarını bilmek istiyorsanız,
Sayın Cengiz Özakıncı'nın bu son kitabını mutlaka okuyun. Körlerin kör kılavuzlarını mutlaka tanıyın.